Last of Us Part 2'yi anlatacak olan Last of Us Season 2'nin fragmanı. Season ne lan? Sezon 2'nin fragmanı yayınlandı. Şunu belirtmem gerekiyor. Last of Us Part 1 benim için iyi bir oyundur. Ancak Last of Us Part 2 benim için başyapıttır. Yani benim asıl favorim ikinci oyun aslında. İkinci oyun benim göz bebeğim, canım, ciğerim, her şeyim abi. Ben bu oyunun yaptığı her şeyi seviyorum. Anlattığı hikayeyi, yani cesurluğunu, oyun mekaniklerini, her şeyini seviyorum abi. Ama birçok insan Last of Us Part 2'den nefret ediyor oyun anlamında. Bunun sebebini anlayabiliyorum. Burada spoiler vermeyeceğim, merak etmeyin. Sadece ikinci sezonun fragmanını izleyeceğiz. Üzerine birazcık konuşacağız. Last of Us Part 2 dediğim gibi benim için çok özel olduğu için bir fragman tepkisi çekmek istedim. Hani video izlensin izlenmesin umurumda değil abi. En azından Last of Us Part 2 hakkında biraz da olsa konuşabileceğiz. Hadi bakalım. Evet. Burada bir şey geçiyor değil mi? I saved her, yani I saved her, onu kurtardım. Ulan Joel. Ulan Joel reis. Eğer seni kaybedersem. Bu şey değil mi? İkinci oyunda çalan şarkı değil mi? Evet. Ah Joel. Evet, o şarkı. Dina, Ellie. Ellie hala garip duruyor ya. Ben Ellie'nin oyuncu seçimini şöyle seviyorum. Oyuncu çok güzel bir oyuncu. Harika oynuyor ama abi Ellie değil bu ya. Yani baktığım zaman bu Ellie diyemiyorum ben. Galiba dizide hala diyemeyeceğim. Bu Ellie değil. Yani hiç benzemiyor abi. İnsanlar bunu aştılar ama ben bunu aşamadım. Tommy. Onu kurtardı abi. Aa Abby. Bakın durun 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 durun. Bir geri gelelim. Oyunu oynayanlar biliyor. İkinci oyunu oynayanlar biliyor. Sadece dizinin birinci sezonu izleyenlerin hiçbir fikri yok bu karakter hakkında. Abby bu ikinci oyunun üçüncü ana karakteri arkadaşlar. Yani bu kadın da bir ana karakter. Yani ikinci sezonda bu kadını bol bol izleyeceksiniz. Zorla da olsa, seve seve, yani ister seve seve, isterseniz de zorlaya zorlaya bu karakteri izleyeceksiniz. Başta belki nefret edeceksiniz, spoiler vermeyeyim, ama sonrasında sevenleriniz olacak, sevmeyenleriniz olacak. Zaten 2025 yılında bu dizi yayınlandığı zaman, yani oyunu bilmeyenler, sadece diziyi takip eden insanlar 2025 yılında sosyal medyayı kasıp kavuracak. Ve bunun sebebi bu karakter olacak. Neler neler olacak. Ah bir çıksa şu sezon hemen. Hemen bir ikinci sezon gelse keşke. Ne heyecanlıyım var ya. Bu sahneyi de hatırlıyorum. Hop buradaki kim? Abby'yi kurtaran kim? Onu da hatırlıyorum. Feel her love. Tamam, bu ikinci oyundaki yolculuğumuz galiba. Bu kim? Ha, bu Isaac. Bir dakika, buraya da geri dönelim. Çok özür diliyorum. Fragmanı durdurarak gitmek daha mantıklı. Isaac ilk ikinci oyunda hiçbir işe yaramıyordu bu karakter. Yeni sezonda, yani gelecek olan ikinci sezonda bu karakterin arka planını biraz daha genişleteceklerini söylediler. Ya umarım genişletirler çünkü ikinci sezonda hiçbir işe yaramıyordu. Yani ya komple çıkartsalardı ya da genişletselerdi diyecektim. Genişleteceklermiş, arka planı anlatacaklarmış. Kaliteli duruyor. O kim ya? Siyahi kadın kim? Oyunda öyle birini hatırlamıyorum. Neyse. Joel'un gözyaşları. Bu sahneyi de hatırlıyorum. Ha bu kadar mı? Hiçbir şey göstermediniz. İlk oyun, ilk sezon. Tamam. 2025 ama hiçbir şey göstermediniz. Ben bir golf sopası falan bekliyordum. Yani oyunu oynayanlar biliyor da. Şimdi dizi izleyenler golf sopası kim? Golf sopası ne işe yarar? Nereden bilsinler? Onlar için golf sopası golf oynamaya yarıyor. Bizim için biraz daha farklı bir amacı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi çok ufak konuşup kapatacağım arkadaşlar. Öncelikle benim isteğim şu bu sezondan. İkinci oyunu bize
biraz daha genişletip, yani yavaş yavaş anlatsınlar. İkinci oyun hani bir oyun olduğu için, çok da fazla vakti olmadığı için hani böyle hızlı hızlı geçiyordu bazı yerler. Ancak burada şöyle bir şansları olacak. İkinci oyunu 2-3 sezonda anlatabilecekler. Yani uzun uzun aktarabilecekler. Benim temennim ikinci oyundan en az 2, belki de 3 sezon çıkartsınlar. Hikayeyi böyle yedire yedire efsane bir şekilde genişletilmiş versiyonu anlatsınlar bizlere. Böylece belki de ikinci oyundan daha iyi bir senaryo ile karşımıza çıkabilirler. Yani sanmıyorum arkadaşlar. İkinci oyunun senaryosunu ben çok beğeniyorum ama belki bir tık üstüne çıkabilirler. Yani umarım yapabilirler. Ancak benim size tavsiyem şu bu arada, eğer hani Last of Us serisini sadece ilk oyunu oynadıysanız, ikinci oyunu oynamayıp izlemeyi tercih edecekseniz falan, öyle bir şey yapmayın abi. Her zaman orijinali daha iyi olur böyle şeylerde. Oyunu mutlaka oynayın, çünkü Last of Us Part 2 yani benim oynadığım en iyi oyunlardan bir tanesi. Gerçekten çok farklı bir deneyim. Herkes bence oyunu oynamalı, sonra izleyecekse diziyi izlemeli. Yani benim gibi yapabilirsiniz. Ben önce oyunu oynadım, sonra diziyi izleyeceğim. Ya bence siz de öyle yapmalısınız eğer imkanınız varsa. Onun dışında diyecek bir şey yok. Çok fazla şey göstermemişler. Sadece son kez şunu söyleyeyim, ondan sonra kapatacağım. Dizi çıktığı zaman eğer oyunu oynamadıysanız ve spoiler yemediyseniz, ya ikinci sezonu çok seveceksiniz yani bağlanacaksınız, ya da ölümüne nefret edeceksiniz. Bakalım hangi kesimde yer alacaksınız, bunu dizi çıktığında göreceğiz. Bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.